İrem, evet, hemen o sıcak gelişmeyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısını tamamlamasının ardından normalde meclisteki koridordan geçer ve orada gazetecilerin sorularını cevaplardı. Ama bu kez meclisin bahçesine doğru ilerledi. Hemen arkasından da Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş kendi ekibiyle birlikte bahçeye çıktı. Tabii o arada AK Parti grubu için gelen misafirler vardı. Erdoğan onlarla bir fotoğraf çektirdi. Daha sonra AK Parti'nin yine Meclis İdare Amiri olan Hasan Tuğra'nın odasına doğru geçti. Meclis bahçesinde bulunan bir oda orası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un bir görüşmesi başladı. Sürpriz bir görüşme. Belki dünden bellidir ama tabii basınla paylaşılmamıştı bu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bugün grup toplanmasının ardından da ayrılması bekleniyordu. Yarım saat oldu. Yarım saattir Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi şunu söyleyelim. Bu konuşma, bu görüşme özelinde elbette meclisin çalışma takvimi ve sokak hayvanları teklifinin görüşülmesi sırasında dışarıdan gelen hayvanseverlerin eylemleri, onların salona alınmaması, muhalefetin itirazı, bunların hepsi bugün grup toplantısında Erdoğan'ın gündemindeydi. Ve sonrasında bununla ilgili konuşurken aslında meclis başkanına bir gönderme yaptı diyerek de yorumlandı burada gazeteciler tarafından. Meclis koridorlarında katil diye hiç kimse bağıramaz. Burası milletin evidir, burası gazi bir meclistir. Milletin seçtiği milletvekillerine hiç kimse burada katil diye bağıramaz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. 85 milyonun milletvekilidir burada bulunan kişiler dedi. Böyle edepsizce görüntülerin bir daha yaşanmaması için, böyle utanç verici görüntülerin bir daha kayda geçmemesi için gereken neyse yapılmalıdır meclis tarafından dedi. Bunlar Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a bir uyarı niteliği taşıdığı yönünde yorumlandı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Ve sokak hayvanları teklifine ilişkin konuşmasında aslında bayağı bir vakit ayırdı ona Cumhurbaşkanı ve şu ifadesi de dikkat çekiyor İrem. Evet, AK Parti milletvekillerine seslendi ama Cumhur İttifakı'nın genel kuruldan bunu geçirmesiyle artık sokaklarımızda daha güvenli bir hal olacak dedi. Yani burada dün MHP lideri Devlet Bahçeli'nin karşısındayız dediği cümlelerin ardından bugün Cumhur İttifakı vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan önemliydi sokak hayvanları teklifinde. Çünkü dün de izlenimimizi aktarmıştık. Komisyon salonunda MHP milletvekillerinin sayısı hakikaten azdı ve dün o eller kalkarken 13. maddede, 5. maddede hepsinde yine çoğunlukla AK Parti'nin milletvekilleri vardı. Burada bir an önce bu teklif geçmelidir dedi. Şimdi günlerdir konuşuyoruz, hatta sen de yayınlarda bana soruyorsun İrem, meclis ne zaman kapanacak? Sokak hayvanları teklifi acaba Ekim ayına mı kalacak diye. Hayır, Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz saat diliminde bir talimat verdi milletvekillerine ve dedi ki millet sizi mecliste ter dökün diye seçti. Ne zaman teklifler biterse meclis o zaman kapanır dedi. Sokak hayvanları teklifi için sizden ayrı bir mesai istiyorum dedi ve komisyonda milletvekilleri bu teklifi geçirdikleri için milletvekillerine teşekkür etti, tebrik etti bu maddeyi geçirdikleri, bu teklifi geçirdikleri için ve bu konuda daha dik durmanızı istiyorum dedi. Ve önümüzdeki günlerde mesela bugün vergi teklifi görüşülecek genel kurulda ama buradan anlıyoruz ki vergi teklifinin hemen ardından mesela 9. yargı paketi var, öğretmenlik meslek kanunun geri kalan kısmı var ama sanki sokak hayvanları öne çekilecek gibi. Dün Ekim ayına mı kalacak diye soruyorduk ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat AK Parti'nin grup toplantısında milletvekillerine bu konuda bir talimat verdi. Sadece bu değil, emekliler konusu. Emeklilerle ilgili muhalefeti suçlayan ifadeleri vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan ama dikkat çeken şuydu İrem. Biz 22 yıl boyunca emeklilere ne yaptık dedi ve bir video izletti. Ve sonrasında kıyaslama yaptı. İşte 2012 yılındaki dolar kuru ve şimdiki kur arasındaki fark. İşte ne kadar zam yapılmış bu zamana kadar, neler olmuş onları anlattı. Özgür Özel'e de şunu söyledi CHP liderine. Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız siz de talimat verin, belediyelerinin sosyal güvenlik kurumuna olan birikmiş borçlarını ödesin dedi. Bu çok önemli İrem, çünkü Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir talimat verdiğini biz bugün o grup toplantısında Erdoğan'ın sözleriyle öğrendik. Diyor ki Hazine ve Maliye Bakanlığımız muhalefette bulunan belediyelerin borçlarının tahsiline başlayacaktır. Öyle 25 kuruşa simit yok. Milletin varlığını değiştirecek, milletin size verdiğini başka yerlerde harcamanıza müsaade etmeyiz dedi. Muhalefete sert yanıtları vardı. Bir de emeklilere seslendi. Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan olarak size sesleniyorum dedi emeklilere.
Emeklilere bizler verdiğimiz sözleri tutuyoruz. Ama yine de her zaman bu sıkıntıların üstesinden gelmeniz için sizlerle bunları konuşacağız dedi. Serzenişlerinizi duyuyorum dedi Cumhurbaşkanınız olarak. Sorunlarınızı çözmek için imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bizim popülizme bir işimiz yoktur. Hayal tüccarlarıyla bir işimiz yoktur. Biz meydanlarda söz verip de unutanlardan değiliz ifadesini kullandı. Tabii bu konuyla ilgili yani AK Parti grubuyla ilgili de son olarak şunu söyleyelim İrem. Konuşmasının başında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümündeki o resmi törende Türkiye'den yoğun bir katılım olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan buna dikkat çekti. Özellikle dedi muhalefetin yabancıları şikayet eden eski siyasetini terk etmeye başlamasını biz önemsiyoruz dedi. Eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na bir gönderme yaptı. Sadık Genel Başkan döneminde CHP'nin dış politikada yaşadığı bu siyasi rekabetle açıklanmayacak boyutlara gelen o durumları şimdi yaşamıyoruz dedi. Muhalefetin normalleşmesini ben kıymetli buluyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani hem burada Hazine Bakanlığı'na, belediyelere ilişkin bir talimat verdiğini görüyoruz. Hem sokak hayvanlarına ilişkin bir an önce genel kuruldan geçsin, yasalaşsın talimatı verdiğini görüyoruz bu konuşmasında ve meclis başkanıyla yaptığı bu görüşmede meclisin koridorlarında yaşanan o görüntüler, o eylemlere ilişkin bir uyarı niteliğinde olan o şekilde yorumlanan bir görüşmenin olduğunun da altını çizelim ama biz bugün burada takibimizi sürdüreceğiz kameraman arkadaşım Haydar Öztürk ile birlikte. İrem. Peki Aslı ve Haydar Öztürk'e çok teşekkür ediyoruz. Uzun bir nöbetleri olacak mecliste çünkü meclis